Evet, bu dönemde yönetimdeyiz. Gerçekten bir Sanya Ali Federasyonu'nu korumak, onu daha da ileri taşımak çok önemli. Biliyoruz ki hem yaşadığımız ülkelerde hem de ülkemizde çok ciddi sorunlar olacak. Biliyorsunuz ki emperyalistler de boş durmuyorlar. Birçok haksız savaşlar, buna karşı yürütülen kirli, yozlaşmaya, çeteleşmeye karşı burada gençlerin, kadınlara çok büyük görevler düşüyor. Onları hem gençlerimizi, çocukları korumak açısından, bu inancı daha ileriye taşımak açısından çok önemli yönetimlerde olmak. O anlamda bizler de bu dönem yönetimdeyiz. Ayrıca Türkiye'de, kendi ülkemizde bizi çok ciddi sıkıntılar bekliyor. Farklılıklarımız da aslında güzeliz. Alevilerin, Kürtlerin üzerinde çok ciddi oyunlar oynanıyor. Hem iç asimilasyon hem dış asimilasyon. O anlamda bizi çok zorlu süreçler bekliyor. Bu anlamda bütün canlarımızı kurumlara, örgütlere, örgütümüze, Britanya Alem Federasyonu'na sahip çıkmaya davet ediyoruz. Tabii kurumsallaşmada önemli olan devamlılık aslında. Bazen hayata geçiremediğiniz projeler oluyor. Özellikle işte genel kurulda da anlattığımız, altını özellikle çizmeye çalıştığımız bu salon inşaatı, Britanya Alevi Federasyonu'nun belli bir çizginin içine oturabilmesi, faaliyetlerinin daha rahat yürütebilmesi. Şimdi bu planlamaların üzerinden tabii ki geçince şöyle bir konu oluştu. Yani bizim bir dönem daha bu sorumluluğu üstümüze alıp en azından yarım kalan projelerimizi bitirip daha efektif, daha rahat çalışabilen bir Britanya Alevi Federasyonu oluşturmak. Öyle olunca da işin sonunda bir de Britanya Alevi Federasyonu'nun kendine özgü şöyle bir genel kurul işleyişi var. Aslında bizde her şey rızalıkla oluşuyor. Cemevleri delegelerini ve yöneticilerini belirleyip yolluyorlar. Öyle olunca da cemevlerimizden de sevgili başkanlarımız da bizden bir dönem daha devam etmedi rica edince biz de tabii ki bizim üzerine bir sorumluluk gereği bunu bir dönem daha yürütme kararı aldık sevgili Dilek Başkan'la beraber. Ama hani önümüzde çok büyük sıkıntılar var. Bizi bekleyen, ülkeyi bekleyen, Alevileri bekleyen. Bunları bir gün daha artık öteleyecek bir durumumuz yok. Bizim mümkün olduğunca daha örgütlü, daha yan yana omuz omuza duran, mücadele eden, işte bu Alevi kurumları olur, siyasi kitle dernekleri olur, göre dernekleri olur. Aklınıza ne geliyorsa, yani bu alanda taraf olmuş kim varsa hepsiyle birlikte bir mücadeleyi büyütmek lazım. Başka alternatifimiz yok. Yani bu nedenle Aleviler aslında bunu kavramış durumda. Bizim nacizane dostlarımıza eleştiri olarak gördüğümüz şu, herkesin de bunu gerçekten benimsemesi ve Alevilerin avazları çıktığı kadar bağırıp ya arkadaşlar bizim artık beraber omuz omuza mücadele vermemiz gerekiyor. Farklılıklarımız ne olursa olsun, birbirimizin farklılıklarımıza gerçekten saygı duyuyorum. Bunu bir zenginlik olarak görüp bu mücadeleyi büyütmek lazım, geliştirmek lazım. Biz de bu dönem bunu bir adım daha öteye taşımanın mücadelesini vereceğiz. Bunun sorumluluğunun da bilincindeyiz. Umarım Britanya Alevi Federasyonu özelinde kendisi, çatı örgütü, Avrupa Alevilikleri Konfederasyonu ve Türkiye'deki yoldaşlarımızla bu mücadeleyi daha büyüteceğiz, daha ileriye taşıyacağız.